Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu Reel Piyasalar programı başlıyor. Reel piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün reel piyasalarda gıda kurutmayı konuşacağız. Şöyle bir örnek vereyim size. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, sayın bugünkü konuğumuzun yaptığı açıklamalar doğrultusunda geçtiğimiz sene sadece 400 bin ton elma değerlendirilmeden çürüdü. Eğer bu elmaları doğru teknolojileri kullanarak değerlendirip ihraç edebilseydik 2 milyar dolara yakın bir ihracat geliri elde etmemiz mümkün. Ekonomiye katkı sağlamamız mümkündü. Şimdi müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. Bunları konuşacağız. Çünkü Türkiye'de belki de çok değerlendirilmesi, 1'e 15 katma değer sağlanması gereken bir alanı göz ardı ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapılan mücadeleyi, yolculuğu konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Gıda Kurutma Sanayicileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda Farefek Genel Müdürü Sayın Mustafa Güngör. Sayın Güngör, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Çetin Bey, nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum. Üstadım, ben açıklamalarınızı gördüğümde hem üzüldüm hem sevindim. Bilmiyorum, birçok duyguyu aynı anda yaşadım. Çünkü çok büyük bir potansiyel var ve almamız gereken bir yol var anladığım kadarıyla. Detaylara gireceğiz ama öncelikle şu gıda kurutma işini bize bir anlatabilir misiniz? Nasıl bir işten bahsediyoruz? Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Gıda kurutma demek gıdanın herhangi bir şekilde kurutması demek değil. Genelde bir yanlış algı var. İşte en iyi, en sağlıklı şekilde güneş altında kurur diye bir mantık var bize. Halbuki baktığınız zaman görsel olarak evet, sanki güneş altında daha çok ışınlara maruz ve direkt olarak doğal bir kuruma gerçekleşiyor. Halbuki burada kurutmadan maksat gıdanın yapısını bozmadan ve aflatoksin de üretmeden kurutabilmektir. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Tam kontrollü bir ortamda kurutma işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani dışarıdan bir müdahale olmaması lazım. Şimdi açık alanda kurutursak, işte tarlalara, bağlara, bahçelere bu meyvelerin, sebzelerin serileri kurutulması, bunlar bir defa hem birçok yabancı nesneye maruz kalıyor hem de uzun süreli kuruma gerçekleştiği ve değişken ısılarda, hani gece gündüz ısı ve nem farklılıklarından bahsediyorum. Kuruma gerçekleştiğinden dolayı bu sefer üründe aflatoksin üremeye başlıyor ki aflatoksin küftür ve kanserojendir. Bu makine olarak baktığınız zaman da bazı makinelerde veya bazı tekniklerde diyeyim sıkıntılar yine aynı şekilde söz konusu. Şundan bahsediyorum. Kurutacağınız makinede, yani bir defa gıda makinede kurumalı sağlıklı olarak. Ama kurutulurken dış etkenlere maruz kalmamalı. Yani genelde %90-95 oranında dünya genelinde makinede gıda kurutulurken konveksiyonel bir kurutma işlemi gerçekleşiyor ve bu kurutma işlemi esnasında dışarıdan içeriye bir hava girişi ve içerideki havanın içerideki rezistanslara çarparak içeride sirkülasyon sağlanıp bu arada meyvenin üzerinden de sürtünerek içindeki nemin dışarıya dehidrasyonu sağlanması işlemi gerçekleşiyor. Fakat işte burada dış etkenlere maruz kalmasından dolayı ciddi manada gözde görünen veya görünmeyen partikül dediğimiz yabancı cisimler temas ediyor ve yapışıyorlar. Bunlar partikül olarak önümüzde bir problem teşkil ediyor. Neden? Çünkü bu ürünün piyasası ihracat, yurt dışı, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika. Ve bu ülkelerin de bir takım standartları var. Yani bu standartlardan bir tanesi partikül olmayacak, bir tanesi aflatoksin olmayacak, bir tanesi kimyasal kalıntı olmayacak. Tabii önemli olan bir konuda vitamin değerlerini de kaybetmemesi gerekiyor. Fakat dış etkenlere maruz olan bu konveksiyonel kurutma yöntemlerinde bu bahsettiğimiz problemlerin hepsi söz konusu oluyor.
Bir başka husus, içeriye dışarıdan bir hava girerken içeride bakteri bağlaması söz konusu oluyor bu sistemlerde. Bakteri bağlaması sebebiyle de renk kaybı söz konusu oluyor. Bu renk kaybı olmasın diye bu sefer kimyasal ön uygulama veya ön uygulama veya ön işlem diye biraz daha masumlaştırılan bir tabir var. Burada bildiğiniz kimyasal bir işlem uygulanıyor. Bunun en basiti mesela kayısılarda uygulanan kükürt, ki kanserojen olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir durumdur. Bunun da yapılmaması gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Bir, kimyasal ön işlem yapılmaması gerekiyor gıda kuruturken. İki, hızlı bir şekilde ve değişken olmayan ısı ve nem ortamında kuruması gerekiyor aflatoksin ürememesi için. 3. Antibakteriyel bir yapı olması gerekiyor. Dış etkenlere veya harici bir takım problemler teşkil etmemesi için ve vitamin değerlerini de kaybetmemesi gerekiyor. Bu hususlar önemli Çetin Beyciğim özellikle. Üstadım, şimdi çok güzel anlattınız bu arada. Bu aynı zamanda bir teknolojiyi de gerektiriyor galiba. O teknolojiyi biraz açacağım ama onu açmadan önce şunu sormak isterim size. Hem dünyada nasıl bir pazardan bahsediyoruz, hem Türkiye'nin buradaki şansı ne? Çünkü ortaya koyduğunuz rakamlar, oranlar, hem de atık ürün, yani atık haline gelen, kullanılmadığı için atık haline gelen ürünlerden dolayı milyarlarca dolardan bahsediyorsunuz. Potansiyel ne üstadım burada? Şöyle, aslında potansiyel çok yüksek. Benim hep söylediğim bir husus var. Şimdi biz maalesef önceden paylaşımı ön plana alırdık millet olarak. Mesela hep böyle anlatılır. İlk önce işte tezgahlar açıldığı zaman, sabahleyin dükkanlar açıldığı zaman esnafın bir tanesi eğer ki siftahı yaptıysa ve karşıdaki esnaf herhangi bir siftah yapmadıysa ona gelen müşteriye derlermiş ki karşımdaki dahi şey yapmadı, siftah yapmadı, ondan al, daha sonrasını benden alırsın dermiş. Yani paylaşım varmış. Biz maalesef paylaşımı unuttuğumuz için böyle hep az olsun benim olsun veya çok olsun yine benim olsun zihniyetindeyiz. Bugün dünyada bu işin hacmi 55 milyar dolar. Aslında 55 milyar doların da üstünde olur. Bunu açacağım ne demek istediğimi. Türkiye'nin bu 55 milyar dolarlık hacmin içindeki yeri 1,5 milyar dolar. Yani Türkiye aslında çok 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 önünde açık bir pazara sahip. Fakat teknolojik altyapısı kafi gelmediğinden dolayı daha çok hani İşte açık alanda kurutalım veya işte konveksiyonel kurutma yöntemleriyle kurutalım gibi, yani ucuza kaçarak katma değerli bir iş yapmaya çalıştığımızdan dolayı Türkiye şu anda maalesef hacimsel olarak 55 milyar doların içinde ancak 1,5 milyar doları sağlayabiliyor. Şimdi çok büyük bir çelişki üstad. Şimdi bir tarım topraklarına sahip, yani neredeyse dünyanın belki de tarlası diyebileceğimiz bir yerde 55'in içinde 1,5 çok yetersiz bir oran. Yani kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir durum var. Demin size bahsettiğim paylaşımcılık konusu. Türkiye'de ben şunu söylüyorum. 1000 adet tesis kurulsa 1000'i de iş yapar. Neden? Ya öyle bir topraklara sahibiz ki zaten bütün devletlerin yıllarca veya asırlar boyu bu topraklarda gözü olmasının bence sebebi bu. Yani bu topraklarda her türlü meyveyi yetiştirme veya sebzeyi yetiştirme imkanımız var. Hem toprak altyapısı buna uygun, hem iklim koşulları buna uygun. Yani ekvatordaki ürünü de yetiştirebiliyorsunuz, kutuplardaki ürünü de yetiştirebiliyorsunuz. Müthiş bir toprağa sahibiz. Türkiye'de 1,5 milyar dolarlık dediğim kısmın yani %80-85'i diyeyim ben size, maalesef sadece kayısı, üzüm, incir ve bir miktarda domates. Yani bunun haricindekilere baktığınız zaman %15 belki seviyelerinde, bilemediniz %20 seviyesinde diğer meyveler kurutularak ihraç ediliyor. Halbuki aslında kayısı ve üzüm evet çok değerli ürünlerdir veya incir çok değerli ürünlerdir. Ama bunun yanında mesela Trabzon hurması var, mesela çilek var, nektarin var, narenciye grubu var, elma var, karpuz var. Yani aklınıza gelmeyecek kadar çeşit var. Sadece bunlarla da bitmiyor. Bir sürü çeşit peynirimiz var. Bu peynirler kurutulabilir. Biz peynir cipsi yaptık. Peynir cipsimizi ikram ettiğimiz kişiler diyorlar ki ya ben bu saatten sonra peynirin kendisini yemem. Cipsi çok daha muhteşem bir şeymiş. Anlatabiliyor muyum? Balık kuruttuk. Yani gerek tatlı su gerek tuzlu su konusunda
Türkiye'de envai çeşit şey var, su ürünleri var. Ne bileyim, kırmızı et veya işte beyaz et. Yani bunların hepsi kurutulabiliyor ve hepsi ayrı ayrı birer değer. Bugün sizin az önce bahsetmiş olduğunuz husus, yani 400 bin ton elma dalında çürüyor ya, şaka gibi. Bu 400 bin ton elma eğer ki kurutularak ihraç edilmiş olsaydı, cips haline getirilseydi, bunun ekonomiye katkısı şu olacaktı biliyor musunuz? Konvansiyonel, iyi tarım ve organik tarım uygulamalarının geneli olarak söylüyorum, 2 milyar dolarla 4 milyar dolar arası Türkiye'ye sadece elma cipsinden ve çöpe gidecek olan elma cipsinden katkı sağlanacaktı ki Türkiye'nin geçtiğimiz seneki ihracat tutarı 1,5 milyar dolar bütün meyveler içinde. Düşünün ki bütün meyveler içindeki ihracat tutarının içinde sadece elmayı biz çöpe gitmeden değerlendirseydik 2 milyarla 4 milyar dolar arasıydı. 4 milyar demeyelim, 2 milyar dolar diyelim, her halükarda bütün Türkiye ihracatının üstünde bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi daha net anlaşıldı sanıyorum dinleyicilerimiz tarafından. Çünkü konuyu biraz incelediğimde üzülsem mi sevinsem mi bilemedim dememin nedeni buydu. Aynen, yani şey çıkarmak, ders çıkarmak lazım durumlardan. Bugün çiftçimizin ağlıyor olmasının, işte maliyetleri karşılayamıyoruz vesaire demesinin dışında bir şeyler yapması gerekiyor. Bugün mesela ülkemiz, devletimiz yani en kötü şartlar altında da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve bugün mesela kadın kooperatiflerine 200 bin liraya kadar %75 hibe veriyor Ticaret Bakanlığı, Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi. Geçtiğimiz ay, özür dilerim, 2 ay önce bir şey yaptı, bir program açıkladı Kooptes adında. Kadın kooperatiflerini destekleme programı. Ya bir araya gelin diyorum, yani kadın olarak bir araya gelin, erkek olarak bir araya gelin, bir araya gelin ve bir şeyler yapın. Yani bugün siz elmayı düşünsenize, bir sezon emek harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Nihayetinde elmayı 1 liraya sattığınız zaman zil çalıp oynuyorsunuz. Niye? O 1 liraya satabildim elmayı. Halbuki elmayı kurutmuş olsanız en kötü şartlar altında 150 lira. Elmanın cinsine ve kurutma şekline göre 450-500 lira civarında bir kilogram başında fiyat kazanıyorsunuz. Para kazanıyorsunuz. Özür dilerim. Pardon, bir dakika. 1'e 15'li, 1'e 150'den mi bahsediyorsunuz? Yani yok, o şöyle oluyor. Sadece elma olarak düşünmedim sadece. Üstadım, doğru anlamak için soruyorum. Normalde kilosu 1 liraya sattığımız şeyden 150 lira gelir elde etme şansımız mı oluyor? Bu, evet, bu yurt içinde. Yurt dışında bu rakamın 2 çarpı 2 veya çarpı 3 olarak düşünün ihracatta. Yani bugün ben size şöyle söyleyeyim. Çok basit, artık internet çağındayız. Walmart'ın internet sitesine girin. Costco'nun internet sitesine girin. Bunlar Walmart dediğim dünyanın en büyük perakende zinciri, Amerika merkezli malum. Ve Türkiye'deki bütün marketleri bir araya getirin, bir tane Walmart etmiyor. Ve Walmart'ın CEO'su açıklama yaptı. Dedi ki biz bundan sonra tedariğimizi Türkiye'den yapma kararı aldık dedi. Ya bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve o site buyurun. Müthiş, lütfen devam edin. Bir dakika sonra bir araya gideceğim ama. Tamamdır, hemen toparlıyorum. Walmart.com girin, sitelerindeki meyvelerin kurutulmuş hali, yani cips hali, kuru hali veya un hali. Bakın fiyatlarına, ne demek istediğimi göreceksiniz. Bu Türkiye rakamlarının 2-3 katı fiyata satılıyor. Bizim için çok iyi fiyatlar bunlar ama onlar için çerez parası. Onun için bizi tercih ediyorlar. Ama bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Peki o fırsatları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Biraz bunu da açmak istiyorum ama kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. Çünkü yani... Diyorum ya, anlattığınız şeyler, ortaya koyduğunuz potansiyel çok büyük. Yani toplam meyve ihracatından fazla sadece 400 bin ton atık elmanın değerlendirilmesiyle elde edilebilecek rakamlardan söz ediyorsunuz. Nasıl değerlendireceğiz bu potansiyeli, bunu da konuşalım. Ama müsaade edin, kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edelim. Efendim, Reel Piyasalarda Gıda Kurutma Sanayicileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda Farefek Genel Müdürü Mustafa Güngör çok ilginç şeyler anlatıyor. Hani mucize değil, yapılabilecek bir şeyden bahsediyor. Kısa bir ara, dinlemeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.